Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi düşler yerimizde, yapım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki evi yapmıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar. Neredeyse buradaki mahallemiz bitmek üzere. Düşler şehri biraz gecikti biliyorum arkadaşlar. Sebebini zaten biliyorsunuz. Hani son zamanlarda yeni bir seriye başladık. Ona biraz ağırlık verdik falan filan ve video yüklerken benim internetim sinirlenmeyeceğim. Benim internetim kesildiği için arkadaşlar elimden geldiği kadar size video atamıyorum. Eskiden ben 4 video falan attığım oluyordu günde. Bilen arkadaşlar biliyordur. Onu yapmam imkansız gibi bir şey zaten. Bir video yüklemek 8-10 saatimi alıyor. Uzun videoları. İnternet zaten kötü. Üstüne bir de yüklenirken internet kesilince interneti kullanamaz hale geliyorum ve dolayısıyla az video yüklemek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden düşler şeyimiz biraz aksadı ama devam ediyor tabii ki. Sizin beğenilerinizle birlikte arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Şöyle düşler şehrimizi yeni gelen arkadaşlarımız için her sefer gezdiriyoruz her seferinde. Bir daha gezdirelim. Bu arada şu reis yaptı orayı biliyorsunuz. Şöyle bir görünüm alalım yan yana. Ya nasıl? Arkadaşlar her yeni gelen arkadaşlarımız için çünkü sürekli yeni gelen insanlar oluyor kanalımda. Şöyle bir şunlar bayağı bir amatör de eskiden yaptık ama biraz daha iyileştirdik şu taraf mahalleye doğru. Şuradaki mahalleyi bitirdikten sonra arkadaşlar yeni olaylara gireceğiz. Belki şu mahalleleri uzatacağız. Yani yeni farklı bir şeylere falan iç tasarımlara biraz önem vereceğiz. Burada bir yağmuru kapatmam lazım. Görüntüyü bozuyor arkadaşlar. Hop bir de gündüz mü yapsak? Tamam. Şimdi. Arkadaşlar. Ah tamam sesleri yok sandım yani oyunun da. Buraya ne yapacağız? Buraya bugün güzel bir bahçeli ev yapacağız. Daha doğrusu güzel bir derken şu an kafamda bir şey yok. Güzel olup olmayacağını da bilmiyorum. Doğaçlama bir ev yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Şunu bir iç abi sen. Doğaçlama bir ev yapacağız ama velakin ki öyle değildir. Nasıl olacak ben de tam bilmiyorum. Kafamda pek fikir yok ama böyle bir nasıl diyeyim farklı bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim çok şekli şemali olmayan ama şekilsizliklerin şeklini almış olan bir ev. Neyse kafamız karıştı. Burayı iki ev daha yapsak büyük ihtimalle bu mahalle bitiyor arkadaşlar. Ve ondan sonra yeni olaylara da gireceğiz. Bu aralar iç tasarıma biraz girişmeyi düşünüyorum. Bir hevesim var yani iç tasarımlarla ilgili. Buraya aslında bir ev bile sığar da dur bakayım şöyle tepeden bakayım. Şöyle buraya bir tane mi yapsam? Gerçi şu bile kocaman bir evdi. Buraya bile bunun bir tanesi. Buraya biz iki tane yapalım tamam mı? Bahçelerini büyük yaparız. Şimdi şuradan şunu bir kapatayım. Videonun boyutu çok yüksek olmasın. Zaten yapacağımız çalışacağımız alan burası olduğu için arkadaşlar. Blok olarak cilalı andezit direkt gözüme çarptı. Niye bilmiyorum. Birazcık kil kullanacağım. Nerelerine kil kullanayım? Evin alt kısmına falan mı kil kullansam? Ya da evin yapı malzemesi olarak kil mi kullansam? Ya da şunla mı yapsam direkt? Pencere kenarlarını falan şekilleştirebilirim. Şunlardan biraz al ya şöyle beyaz işte sarı kilden al. Ya da sarı üstüne bir saniye. Neyse dur bakayım kafam karıştı şu an bir şey düşünüyorum da. Timeset 1 yap abi. Tamam arkadaşlar şuraya evimize başlayalım. Evimiz çok arkada ya da çok önde olmayacak biraz ortalayacağız. Ön kısmından başlayacağım. Bahçeli bir ev olacak arkadaşlar. Şununla mı başlasam bununla mı başlasam. Şimdi şöyle burası farklı olsun tamam burası mutfak olsun. 1, 2, 3, 4 hatta burası biraz önde olsun tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 olsa şuralarını kapatsak cam kısmını ayarlamaya çalışırım. Ortaya bir tane cam koysak şöyle üçlü cam koysak eşit olmuyor. Bir tane arttır ve şöyle yap. Şöyle bir cam şekli olsa üçlü kenarları kapatırız da. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Ya da 6 olsun tamam. Şöyle. Şuradan tamam mı? Buralar cam olacak arkadaşlar da. Bir saniye. Şunları şöyle yapalım. Şöyle bu arada bir şeye bakacağım bir saniye. Şöyle buraları kil. Şundan mı? Şundan daha bir tatlı durabilir. Pencere kenarları arkadaşlar bunlar. Pencere kenarlarıyla bir süsleme yapacağım. Ya doğaçlama bir şeyler yapacağım işte öyle oldu mu? Burası bir cam ver. Nasıl bir cam? Beyaz cam olsun. Mutfak yapacağım ya. Buranın kapısını da yapmak gerekirdi gerçi de. İçeriden mi yapsam buranın kapısını da böyle? İlla dışarıya açılan bir kapısı olması gerekmiyor bir her mutfağın değil mi? Şöyle bir görüntü alalım. Yani fena değil. Mutfak bu renkte olduğu için
Evi sarı yapmak da istemiyorum gerçi. Sarı biraz çirkin durabilir. Açık mavi sertlendim. Bu olabilir, tamam. Bunu ver abi şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 çok olur. Geri gideceğim bir saniye. Şimdi bir dakika. 2, 3, 4, 5. 6.dan şöyle dönüyoruz. Yani şurası 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Şöyle şöyle çık. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cam olarak şöyle yapsak bak bir saniye. Şu camın hemen yanı olsa bunlar, tamam mı? Şöyle ortada iki cam, ikili cam olur. Tamam, güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle dönse. Cam olarak 1, 2, ikili cam olsa şöyle şuradan dönse yeter. Tamam, böyle bir burası böyle bir yer olacak arkadaşlar. Buraya kadar gelsin sonra. Hatta bir saniye. Şöyle gelsin, tamam. 1, 2, ikinciden şöyle dönsün. Şuraya da bir tekli cam yaparız, tamam mı? Şöyle olur. Şu arası tekli cam olur ve farklı olur. 1, 2 desek şuralarda bak. Şöyle yapsak. Şurayı şöyle çıkarırız. Ortada ikili bir cam olur. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle ikili bir cam olur. Ardından şurada ikili kapı olur. Kenan şöyle bir tane yaptıktan sonra ikili bir şekilde kapı olur. Sonra aynısını simetrik olarak yanına yaparız. Burası kapı. Gerçi hemen şeyin olması gerekiyor mu? Yo, tamam. Şöyle yapalım. Direkt simetri yapalım. 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Şuraları kahvelendirilmiş. Kahvelendirilmiş ne ya? Sertlendirilmiş. Sertlendirilmiş kil. Kahverengi kahvelendirilmiş sert kil. şimdi kapı burası arkadaşlar. Şöyle. Pencere bu şekilde görünecek. Yani olduğu gibi burayı biraz daha şurayı da öne getirebiliriz. Sonra bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gelsin. Şuradan birazcık önde olsun. Sonra burası küçük bir yer olacak. Çok büyük bir şey olmayacak. Şöyle bir çık. 1, 2, 3, 4 cam olacak bura. Şöyle orası arası cam. Şöyle ufak bir yer gelmiş olacak. Oda gibi bir şey olacak. Burayı yapma da. Yüksekliğini ayarlayacağız. Burası oda gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım önce. Öyle bakıldığında güzel farklı bir ev olacak gibi. Burası oda için çok küçük olabilir. O yüzden burayı biraz genişletebiliriz de. Tam da emin değilim. Şuraya şöyle yapalım. Şöyle bir tık içeriden olsun. Ya da iki tık içeriden olsun. Farklı bir şey yapacağım. Şurası tekli bir cam olur, tamam mı? Böyle odanın tam ortasında bir kolon gibi bir yer olur. Böyle farklı dursun diye yapıyorum. Bak, çalışıyorum arkadaşlar. Şurayı da aynı diğeriyle 1, 2, 3, 4. Şuralara şöyle sert, kahvelendirilmiş sert kil. Şurada şöyle. Tamam, burası da böyle ayrı bir şekilde. Orada niye böyle farklı durdu? Şunu kapat bir. Burası böyle ikili cam olsa. Hatta burada cam olmasın, tamam mı? Şöyle yapabiliriz buraya da. Şu şekilde süs yapabiliriz. Tamam, daha mantıklı. Şuralar cam olur. Böyle farklı bir şey. Ha, evin yapısı bu gibi. Şimdi çevresini yapacağız da. Öncelikle ön tarafın şu şeylerini bir yapayım bir saniye. Şöyle. Bu değil mi? Şeylerini bir belirleyelim de arkadaşlar. Tamam mı? Ev büyük ihtimal iki katlı olur diye düşünüyorum. Tam da emin değilim açıkçası. Şöyle üstleri şu şekilde olacak. Güzel olacağını düşünüyorum ya. Siyahla şey neydi bunun rengi? Mavi, açık mavi ile bu şeyin iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım tabii ki. Burası kapı olacak. O nereden geldi lan elime? Şöyle şuraları bir doldurayım bir saniye. One second. Buraları doğru yapmışım ha. Lanet olsun adamım. Federaller peşimde şimdi. Burayı planlamadık camına. Tamam, burasını da bak. Buranın camında şöyle bir şey yapacağım buraya öncelikle bir saniye. 2, 3. 3 değil mi? 4, 5. Gerçi şuraya kadar yap işte. Şöyle farklı bir süs yapacağım ama bundan değil tabii ki. Şöyle bir kapat. Şundan yapsak. Şöyle farklı bir süs.
Burada kaç kaldı? 2 kaldı. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. O yüzden şurayı üçlü yap. Her iki tarafta da 2 kalsın. Şöyle bir çerçeve gibi bir şey yapacağım. Tamam mı? Böyle kalacak abi. Eve bir bambaşka bir süs katacak. Ardından şurada şöyle yapacağım. Şurada tekli cam olacak, tamam mı? Şu köşeyi de kapat. Bunun ortası da şu şekilde. Şurayı bir şununla kapla. Oralar tekli cam da olmayabilir. Tam oradan da emin değilim. Burası cam olur. Tamam mı? Şöyle cam olur. Şöyle bir cam olur. Tamam. Efsane olabilir. Güzel. Şurayı iptal et. Tamam. Burayı vazgeçtim. Hop hop. Şurayı şöyle yap. Diğer tarafı da aynı şekilde. Efsane. Şurada biraz çok cam varmış gibi durmuş ama. Nasıl yapsak? Gerçi iyi gibi de ya, bu kadar olur. Şimdi arkadaşlar, bunu arka kapı şey yapacağız ama burası mutfağın şeyiydi, görünümüydü. Şu kadar getirelim. Yeterli. Kaç saymadım ama doğru bir sayayım. Çünkü yapan arkadaşlarımız çok oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 gelsin. Şurayı hatta kapatalım. Burası şuradan ayrı girilen bir mutfak olur ya burası. Garaj değil de mutfak yani. Buraya iç tasarımını yaptığımızda içeriden bir şey yaparız. Kapı yaparız, ne denir ona. Böyle kapı gibi tatlı bir şey olabilir. Şunu bir iç. Şöyle bir getir abi. Gayet tatlı. Hop hop hop. Tamam. Şunu kır. Şimdi ikinci katı nasıl çıkacak? İkinci katı yapsam mı daha doğrusu, nasıl çıkacak derken? Yapalım mı? Değişik farklı bir şey şöyle. Bir saniye, o zaman ikinci kata geçelim. Arka tarafını zaten çok önemli değil arkadaşlar. Kapatırız da. İç tasarımı değiştiririz çünkü arka tarafın tasarımını falan filan. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan direkt çıksam ki. Tam bunlardan. Şurası olmasa da olur. Şu bu taraf olmayacak bu arada. Mutfak sadece mutfağın üstünde bir şey olmayacak. Kaç yaptık bunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ortası. Yani bura 1 diye başlıyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamam mı? Şunun simetriğini yap üstte bir. Aynısını. Sadece şeyli, köşeler yok. Şu mutfağın üstü falan filan yok. Çok da konuşamıyorum arkadaşlar yapı yaparken. Mazur görün. Şöyle. Şöyle. Aslında simetrini yapacağım ya, çok da bir göstermeye gerek yoktu size de. Hani aynısının şeyini yapacağız üstte de. Bina gibi bir şey. Farklı. Şöyle. Hoppa. Şunu bir iç. Öncelikle önden görünüşünü yapıyoruz. Arka tarafını falan, camlarını falan hallediyoruz bir şekilde hızlandırınca. Şöyle bir görünüm elde ettik. Fena olmadı. Giriş buradan gibi duruyor ama oradan bir giriş yok. Herhangi bir tane şuradan var arkadaşlar. Burası yan tarafı iki tane oda olabilir ya da orası bir tane oda olur falan filan, hallederiz. Arkadaşlar şu time set 1 yapayım da ben ne yapayım biliyor musunuz? Alt tarafının simetrinin aynısını yapacağım. En fazla birkaç bir şey değiştiririm. Onu da size zaten gösteririm. Arka tarafını falan bitiririm. Üstünü kapatırım. Yanlarını falan filan hallederim, bir toparlarım. Çok sıkmayayım sizi ve çok uzun olmasın video. Diğer tasarım, çatı falan yapacağız. Daha oralarda görüşürüz. Şu yan taraf falan kapatırken görüşürüz arkadaşlar.
Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu ne kadar da uğraştım bilmiyorum ama vallahi ellerim yoruldu da her tarafını yaptım arkadaşlar. Arka tarafını da yaptım. Şöyle eşit şeyler ayırdım. Arka tarafları çok önemli değil arkadaşlar. Neden derseniz burayı iç tasarımla tamamen değiştiriyoruz. Hatta duvarı falan filan bile değiştirdiğimiz için oralara çok da bir şey yapmadım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çatı yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir çatı yapacağız? Öncelikle şu kuvars basamaklarından ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Her zaman burası değil tabii ki. Her zaman yaptığımız gibi şöyle bir maviyle de efsane gidiyor. Şöyle bir kenarını çevireceğim arkadaşlar. Orayı görüldü. Ha tamam. Oraya da şekil bir değişik bir şey verdim böyle ne bileyim. Anlamsız bir olay. Şöyle bir çekeyim. Şuradan olacaktır inşallah. Şurayı şöyle kapatırız olmadı. Aynen. Sıkıntı yok. Şu etrafını dolandıracağız arkadaşlar. Çatıyı da ben hızlandıracağım ama size nasıl yapacağıma dair bir karar vereyim. Basamaklardan yapacağım büyük bir ihtimalle. Şimdi bir yapalım göreceğiz abi bakalım nasıl olacak. Tam da bir fikrim yok açıkçası. Bayağı bir de yoruldu elim falan filan kolum ağrıdı. Büyük bir şey yaptık ya harbiden bu sefer. İnşallah diğer tarafa bir tane daha sığar. Şöyle bir ama güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Fena olmayacak. En azından şöyle. Şurayı da bura için yapacağım da şu bunun duvar olduğu için. Orayı da niye koydum bilmiyorum. O duvar koymasak doğru da aslında da. Neyse dursun bir süs oldu. Bir güzel oldu en azından. Şöyle yapalım abi. Şuraya kadar bir getirelim. Tamam mı? Hah tamam. Şöyle. Efsane. Şimdi arkadaşlar basamak. Ne basamağında? Şu da olabilir, şu da olabilir. Bence şu gene tuğlacandır, tamam mı? Gene bir tuğla alalım bir saniye. Tuğla. Ha, tuğlalar tamam. İkisinden alıyorum ki şimdi olayı zaten bilenler biliyor arkadaşlar. Benim kanalı takip ediyorsanız eğer şöyle bir çatı buradan full döndürüyor bak. Buluşana kadar hepsi birlikte. Etrafı çevire 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 geliyoruz. Bir üstte bunu yapıyorum. Onun bir üstüne şöyle yapıp bundan koyup şöyle çekiyorum. Ben bu çatıyı yapayım yandaki taraftaki de yapayım arkadaşlar. Ondan sonra bahçeyi falan bir düzenlemek üzere görüşürüz. Arkadaşlar çatılarını bitirdim. Bence gayet güzel oldu. Daha da bir hani çatıyı falan filan yapınca daha bir tatlı durmaya başladı. Bu şekilde bir çatı yaptım. Hop çok yükseldik. Şöyle bir bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi olayın güzel bir yerlerine geldik. Buraya her zaman yaptığımız gibi yalnız bu sefer kilden yapmayacağım. Taş. Şu normal taştan hiç yapmıyoruz yeri tamam mı? Bir de bundan yapayım. Gerçi bunların rengi biraz benziyor ama
Şöyle yapalım hatta buralarında. Evden çıkınca tamam mı? Şöyle buraya kadar geliyor zaten. Bunu biliyorsunuz. Bunu her seferinde yapıyorum. Bu en güzel şeyi bence arkadaşlar. Böyle daha hatta zikzak mı yapsaydık ki? Ha, aynen ya. Bir kere de farklı bir şey yapalım. Dur. Burayı kapat abi. Şöyle zikzak bir şekilde. Tamam. Şöyle bir öncelikle bu şekilde gelsin. Sonra 3, 4 1, 2, 3, 4 şunları bir şöyle bir kapat. Farklı bir yol yapacağım. Dur bakalım. Videoda ne kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. Bir saniye görüntü. Ha tamam. Şimdi şöyle 3, 4 diye geldi ya böyle. Tamam. Ha dur dur. Güzel fikir geldi aklıma. 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 şöyle. Bu sefer de farklı bir yol olsun. Değil mi arkadaşlar? Direkt olmasın da. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4. Şunları kapatalım. Bunlar buradan gelmeyecek artık yolumuz. Hop 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 hop. Bir iki üç dört. 3 dört. Şöyle yola kadar. 3 mü oldu? Neyse fark etmez. Sonunu zaten bağlarız da. Şöyle bakınca bir tatlı durdu ha. 2 tane gitse gene yeter. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Oo, bence böyle bir daha tat oldu arkadaşlar. Ne dersiniz? Şimdi sen şu şey yapraklarından ver bakayım. Meşe yaprakları da olabilir. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Tamam mı? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kenarlarından bunları çekeceğim. Genelde böyle yapmıyorduk da. Yani bu sefer yolu falan filan farklı olsun diye düşündüm. Ne bileyim hani bir farklılık yapalım. Şuraya da bir yap bakayım. Hoppa, güzel. Tam ne dik oldu şimdi fidan. Ladin en sevdiğim. Huş ve akasya. En güzel bunlar zaten. Ben yani öyle düşünüyorum yani. Elim ağrıdı. Acayip ağrıdı bir şey bu arada. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şuraya bir Ladin. Şuraya bir huş. Tamam. Bunları bir çıkartalım. Nasıl duracak? Ağaçtan ağaç bol olsun ya. Sıkıntı yok. Bu yeri de çimenlendirmeyeceğim. Şimdi şu tarafa bir akasya, bir Ladin. Çok yakın oldu. Şöyle tamam. Yolda kaplamasın da. Heh, tamam fena değil. Bir tane de şuraya tam. Ne abi? Şunlar. Ya da akasya şuraya. Tamam. Bakalım bu sefer de bahçesi sade olsun. Şöyle bir görüntü. Şuralarına biraz bir saniye. Şu çiçeklerden falan filan. Şakayık özellikle leylak. Gül çalılı. Bu üçü zaten forever. Şöyle yapalım. Şuraları bir şöyle şakayıkla bir şey ettirelim de ara ara. Tamam arkadaşlar. Şu gülle de tabi leylak falan gül aralarına serpiştireceğiz. En çok şakayığı seviyorum ben. Şuraya. Şimdi gül. Aralara gene serpiştirmece. Tamam, bayağı tatlı oluyor ya. Çok sevimli, şirin. Arka taraflar düzenleriz zaten. Şöyle bir görüntü alalım arkadaşlar. Yalnız arka bulut falan görünüyor. Sinirim bozuldu. Bence gayet tatlı ya. Şuradan bir bakış alırsak. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Düşler Şehri yapım videoları gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Şöyle mi bir görüntü alsak? Aynen. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.